Aslında video atmayı düşünmüyordum çünkü artık düşünmeye bile vaktimiz yok. Bildiğiniz gibi son bir haftadır Türkiye ve bütün dünya orman yangınlarıyla boğuşuyor. Gelmiş geçmiş tarihteki en sıcak yazı yaşıyor olabiliriz. Bu dönemde bu kadar çok dezenformasyon olduğu için belli bir süre video atmayacaktım. Ama öyle bir şey gördüm ki arkadaşlar, artık burada bir şey demem lazım. Hani artık yeter demek istiyorum. Ya şu an %100 sinirliyim aslında ama %10'a falan düşürüyorum sizin için. Ve insanların bu videoyu kolaylıkla izleyebilmesi için. Bu videoda gözlemlediğim 3 tane konuya değinmek istiyordum aslında. Bunlardan ilki, ben her zaman diyorum ya, artık %100 eminim kardeşim. Hani sosyal medyanın bir hata olduğuna, yani kocaman bir dezenformasyon kaynağı olduğuna eminim. Şöyle bir şey gördüm. Biliyorsunuz bu Bitcoin, kripto para muhabbetlerini biliyorsunuz. Bir tane adam Hema Coin diye bir şey çıkartmış ve bu coin'e para yatırarak yardım topladığını iddia ediyor Twitter'dan. Ve Twitter'daki sayfası kapanıyor. Coin'in akıbeti bilinmiyor. Ve insanlar buna inanarak buraya yatırım yapıyorlar. Yani bakın, daha ikinci veya üçüncü günüydü sanırım bu Hema Coin muhabbeti çıktığında. Ya bakın, o kadar sinirliyim ki bu konuda. Sinirden kafamı Candyman filmindeki arı dolu klozete sokmak istedim. Bir vakfın ismini kullanarak bir coin çıkartmazsın be kardeşim. Çıkartmamalısın yani. Bu noktada vicdanın sana şey demeli. Tamam kanka, bu kadar da olmaz. Bir dur ve kendine bak ve bunu yapma. Ve ben bunu kesinlikle artık sosyal medyanın denetimsiz bir şekilde büyümesine bağlıyorum. Tamam, belki iyi niyetle çıkarmışsınızdır ama coin muhabbetine girdiği zaman insanlar hiç öyle gözükmüyor arkadaşlar. Çünkü biz sizin sadece internetten neler düşündüğünüzü bilemeyiz. İnternetteyiz ve kimseye %100 güvenilmeniz mümkün değil. İkinci muhabbet, yani videonun bomba kısmına geliyorum. Şöyle bir şey oldu. Bu son bir haftadır iç acıtan yangın videoları izliyoruz. Özellikle öyle videolar izledim ki internet tarihinde bu kadar kötü videolar göreceğimi düşünmemiştim. Yani insanın içini acıtan videolar oluyor bunlar. Neyse, bunu kısaca geçiyorum. Demek istediğim konuya gelmek istiyorum. Cellat36 isimli bir TikToker. Konumuz yine TikTok'a bağlandı. Bakın yani her şey oluyor. Bütün felaketler oluyor. Yine TikTok'tan bir şey çıkıyor kardeşim. Yine TikTok bir falso veriyor. Ben bu noktada gerçekten TikTok'un hızlı yükselişinin çok büyük bir şekilde yere çakılacağını düşünüyorum. Cellat36 isimli bir TikToker şu videoyu çekiyor. Ya bakın, öyle bir video izledik mi şu an? Yorekok kanalında artık böyle 5. yılımızı doldurduk biliyorsunuz. Ve bu videoyu izledikten sonra benim aslında da size bir şey söylememe gerek kalmıyor bu noktada. Siz zaten kafanızda benim şu an içimden geçirdiklerimi düşünebiliyorsunuz. Ama yere oturalım, doğru konuşalım. Birader, sen neyin kafasını yaşıyorsun ya? Spesifik olarak o ormana gidip o videoyu o ormanda çekmen, ya tamam anlarım, olayları çekebilirsin. Bir şekilde oranın halini görebilmemiz için çekebilirsin. Ama yangın bittikten sonra oraya gidip TikTok videosu edasıyla arkaya müzik koyup bu olaya dikkat çekmiş olmuyorsunuz. Çünkü videonun sonunda arkadaşın yaptığı şeyi görüyor musunuz? Ben size bir daha göstereyim. Cellat36 isimli arkadaş neden kendisine böyle bir nick seçmiş? Hiçbir fikrim yok. Bence kendisindeki Cellat00 falan olması lazımdı. Videonun sonunda yaptığı, bu arada arkadaş bu bakımlı yani. Adam yangın bölgesine gidiyor. Üzerinde bir toz bile yok. Burada şey diye de savunabilirdi belki. Hani adam oraya yardım etmeye gitmiş. Ama arkadaşın üstüne baktığımda, tişörtüne falan bakıyorum. Gayet Bershka'dan, Plan1'dan daha yeni almış ve kanka, yangın bölgesine gidip yanmış evlerin arasında video çekiyoruz moduna girmiş. Hani bunu da savunamazsın bana. Ulan sanki 1986 yılında bir felaket olmuş ve Çernobil'de video çekmeye gidiyorsun. Ya da Paris'teki yeraltı mezarlıklarına gidiyorsun. Daha bir hafta bile olmamış kardeşim. Artık bu noktaya bir dur dememiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu bir afet anı. Ne düşünürseniz düşünün. İnsanlar neden bu cennet dünyayı önce cehenneme çevirir, sonra da cennete gitmek için uğraşırlar? Bilmiyorum, sen bana söylesene. Belki tam olarak bu sorunun cevabı oraya gidip TikTok videosu çekmende yatıyor olabilir. Bu arada videoyu böyle detaylı izlemeye başladığımda arkadaşlar şunu da görüyorum. Görüyorsunuz, yerlerde böyle parçalanmış eşya var. Bardak, çanak var. Ve nedense o bardak, çanaklar gayet nizami dizilmiş. Yani bir kesinlikle gerçek bir video. Ben hayatımda insanlığımdan bu kadar utandım hatırlamıyorum arkadaşlar. Büyük ihtimalle artık öyle bir noktadayız ki insanlar şunu da diyebilir. Yorekok, sen TikTok'u anlamıyorsun. Artık bu işler böyle dönüyor. Kardeş, başaramayacaksınız. TikTok gibi boktan bir platform ilk defa bu kadar büyüyor. Ama sen insanlığın ana duygularını asla yok edemezsin.
Ulan diyorum, acaba benim TikTok'ta göremediğim bir şeyler mi var? Böyle gizli potansiyel var, burada herkes akıllı gibi düşünmeye başlamıştım ama kesinlikle değil. Oraya gidip bir afet alanında, hani gerçekten yeni olmuş, insanlar evlerini kaybetmiş, canlar ölmüş. Bak diyorum ya, %10 şu an sinirleniyorum. Yani bakın şu an power level'ımı gizliyorum ama şu an gizlemesem beni tutamazsınız. Çünkü öyle bir dezenformasyon var ki internette, hani mesajlarında yanlış anlaşılmasını istemiyorum. O yüzden sakin olacağım. Yorekok sakin ol diyorum kendime. Fakat oraya gidip slow motion bir şekilde video çekmek kabul edilebilir bir şey değil kardeşim. Ve buradan bütün TikTokçulara sesleniyorum. Sakın bu videoyu örnek alıp gidip öyle şeyler çekmeyin. Bu insanlık tarihinin hiçbir noktasında okey olmamıştır. Siz de bir istisna değilsiniz. Konu başka yerlere gidiyor, farkındayım ama bazı şeylere ilk bakışta inanmamamız gerekiyor. Bu bir. İkincisi, gerçekten afet anlarında bütün TikToker ve YouTuber kuralları bir kenara bırakılmalı. Kanka gidip video çekeceğiz bilmem ne falan. Yapmayın. Bunu yapmayın. Gerçekten yapmayın arkadaşlar. Başka bir şekilde anlatamam. Uzaylılar gelecek. Uzaylılar da geldi diyelim. Tamam mı? Ve uzaylılar aşırı rahatsız edici ve sizi gördüğü yerde öldürmeye çalışan varlıklar. Gidip böyle uzaylının üzerine doğru TikTok videosunu çekmeye çalışacaksınız. Büyük ihtimalle bu tipler şey yapmaya çalışır, uzaylı istilası olsun. Uzaylıyla beraber şırdancı Mehmet'e gidip ağzlarına şırdan sokturmaya falan çalışır. Uzaylı da vantuzlarını çıkartıp adamın kafasını cart diye ikiye böler. Neyse arkadaşlar, kötü bir dönemden geçiyoruz. Hepimizin temennisi gerekli önlemlerin alınması. Bir daha böyle bir felaketle karşılaştığımızda ne yapacağımızı bilelim. Çünkü 2021 bize gösteriyor ki bu felaketlerin sonu gelmeyecek. İsmini anmak istemediğim şey de böyle oldu. O ana kadar kimse bu işin bu kadar büyüyebileceğini düşünmüyordu. 2002 yılında da bir salgın oldu. 2020'ye gelene kadar kimse bu işin bu kadar büyüyeceğini düşünmüyordu. İnsanlık olarak hazırlanmalıyız diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu süreçte video atmayı planlamıyordum. Fakat artık atmam gerekti. Son olarak söylemek istediğim şey ise, bu videoyu izledikten sonra TikTok'la olan bütün ilişkinizi kesmiyorsanız artık diyebileceğim bir şey yok. Kendinize iyi bakın diyorum. Sakin olun. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.